Kardeşlerim, din diye bir derdi olmayan bir ateistin dini eleştirmesi, tenkit etmesi çok kolaydır. 21. yüzyıldan bakınca bundan 1500 yıl önceki hayatın geleneklerini bilmeyen, töresini bilmeyen, yaşam tarzını bilmeyen oturur masasında, karşısında bilgisayar, dini tenkit etmeye başlar. Yanında da çayı vardır. Ne yazık ki bazı din alimlerimiz bir takım hikayeleri din gibi tanıtarak insanlara anlatmaya çalışırken işte o ateistlerin eline büyük bir propaganda malzeme aracı veriyorlar. Hazreti Ayşe kaç yaşında evlendi? Yalnız Hazreti Ayşe mi öyle evlendi? Kardeşlerim, 1450 küsur sene öncesinden bahsediyoruz. O zaman dünya coğrafyasında bir yaşam tarzı vardı. Buluğ çağına ermiş, her kız çocuğu evlenebilirdi. Bizim burada da öyledir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ve soğuk iklim bölgelerinde kız çocukları 15 yaşında buluğ çağına ererler. Daha soğuğa, kutuplara doğru gidince kız çocukları 18-19 yaşında buluğ çağına ererler. Daha sıcak ülkelere, bölgelere gidince bu yaş sınırı daha da kısalır. Arap coğrafyasında şu anda dahi 9 yaşındaki bir kız çocuğu buluğ çağındadır. Kesinlikle bu doğrudur. Hazreti Muhammed aleyhisselam yalnız Ayşe ile evlenerek kız çocuğuyla evlenmiş gibi bir konum ortaya çıkmadı. Arap coğrafyasında 9 yaşına gelmiş bir kız çocuğuyla evlenilebilirdi. Çünkü buluğ çağına girmişti. Zaten dinlerin amacı kültürleri örselemek, kültürleri yok etmek değil, şirk kokan kültürleri söküp atmaktı. Hazreti Muhammed aleyhisselam Ayşe validemizle evlenirken tenkit edilmedi. Hiç kimse onu ayıplamadı, çoklamadı. Yani kimse demedi ki ya Muhammed, sen nasıl peygambersin? Utanmıyor musun bir kız çocuğuyla evlenmeye? Niçin denilmedi? Çünkü o coğrafi konum olan Arap coğrafyasında, Afrika bölgesinde 9 yaşına gelmiş bir kız çocuğu buluğ çağına ermiştir. Buluğ çağına erdikten sonra artık evlenip evlenmeme o kız çocuğunun ve onun ebeveyni olan baba ve annesinin iradesine bağlıdır. Yoksa buradan her şeyi eleştirmek, tenkit etmek kolaydır. Değerli kardeşlerim, Hazreti Muhammed aleyhisselamın getirdiği ilahi vahyi değerlerinde daha önceler hep bunu anlattık. Şirk kokan bütün kültürel vasfiyetleri İslam dini söküp atmıştır. Evlenme hususunda da şirk kokmadığı için dokunulmamıştır. Çünkü 9 yaşındaki bir kız çocuğu evlenebilir, buluğ çağındadır. Çocuk değildir. Buluğ çağına ermiştir. Zaten bunu ilmi tıbbiye de değerlendiriyor ki sıcak iklim kuşaklarında kız çocukları ve erkek çocukları daha erken buluğ çağına ererler. Kardeşlerim, bir de şu konuda ele alalım. Bütün dünya genelinde kölelik ve cariyelik hususu
bir başı bozukluktu. Birisi bir başka yerde sahipsiz bulduğu bir erkek çocuğunu, kız çocuğunu zengin aileden olsa bile götürüp uzak bir yerlerde köle ve cariye olarak satabiliyorlardı. Dolayısıyla ebeveynler, anne babalar kız çocuklarını bilhassa erken yaşta evlendirerek, buluğ çağına gelir gelmez evlendirerek kız çocuklarını sahiplendirmiş oluyorlardı. Bunun din adına tenkit edilecek bir yanı yoktur. Yalnız Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a ait değildir bu evlilik. Bütün Afrika ve sıcak iklim kuşağı olan Arap coğrafyasında normal bir hiyerarşik konumda devam ediyordu.